Şimdi çalışma hayatına ilişkin e, soru ve görüşleri bu programda e, yine sıralandırıp yer veriyoruz. Emeklilerle ilgili bir gündem var ki onu da SGK uzmanı Emin Yılmaz'la konuşacağız. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Promosyonlarla ilgili geçtiğimiz hafta çok konuştuk. Rakamlar e, telaffuz edildi 12 bin liralık e, 8 ila 12 bin lira arasında promosyon e, ödemeleri yapılacak emeklilere dendi ki başvurular bugün başlıyor. Bakan Işıkan'ın da aslında açıklamaları vardı. Şimdi neler konuşuluyor, e, hangi rakamlar gündemde, bankalar ne söylüyor? Evet bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Kayseri mitinginde kamu bankalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Burada promosyon rakamlarını artırdı. Ha buna e, tepki olaraktan özel bankalar nasıl kendi kartlarını e, alacaklar. İsterseniz sahte birlikte Bakalım değerlendirelim. E, kamu bankalarımız şu anda güncelde 3 bin liraydı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte %166'lık bir artışla 8 bin liraya yükseltildi. E, en yüksek ise 8 bin liradan %50'lik artışla 12 bin liraya kamu bankalarında yükseldiğini biliyoruz. ha bununla ilgili Sayın Işıkanda e, bugünden itibaren kamu bankalarının e, buradaki promosyonların güncellenmesiyle ilgili başvuruların başlayacağını söylendi Hı. ve ay 28'inden itibaren de ödenmeye başlayacağını söylemişti. Peki özel bankalar ne olacak? Onlar nasıl bir tepki verecek? Onunla ilgili de özel bankalarda en yüksek promosyon 10 bin liraydı. Ama burada özel bankalar kendi içlerinde olarak hediye kartı, kredi kartı aidatı almıyorlar. Kredi kartı aidatı ile birlikte hediye kredi kartı şeklinde Hı -hı. banka hizmetleri ücretsiz olaraktan ortak ATM'lerden komisyon fatu, komisyon ücreti olmadan hatta hatta iki tane fatura getirseniz otomatik ödemeye e, verirseniz bununla ilgili burada bulunan 10 bin liralık ikramiye 15 bin liraya kadar çıktığını gözlemleyebiliriz. Peki burada kamu bankası 12 bin lira olunca dolayısıyla tahmini olarak da özel bankalar %50'lik bir artış aynı kamu bankasında olabilir diye tahmin edip burada da 22.500 liraya yükseleceğini şimdiden söylemek mümkün olabilir. ama Emeklimiz bununla ilgili. Ben geçmiş dönemde başvuruyu yaptım. Şu an buradaki artıştan faydalanabilir miyim? Benim böyle bir hakkım var mı diye çok soru geliyor. Hı hı. Burada hakkımız var. Bu hakkı da kanunen cayma hakkı adı altında hak edebiliyoruz. Seyircilerimiz için de biz hatırlatalım tekrar ee, konuya dair soru ve görüşleriniz için sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz hazır buradayken biz de belki birkaç soru cevaplamış oluruz. Olur hay hay. Ee, burada Cayma hakkını. Üç yıllığına siz yani siz emekliyseniz e, maaşınızı alacağınız bankaya gidiyorsunuz. 3 yıllığına bir promosyon sözleşmesi Hı -hı. imzalıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki rakamı hak ediyorsunuz. Ama emekli maaşları sürekli arttığından kaynaklı e, yapılan açıklamalar doğrultusunda da buradaki rakam yükselince ben bundan faydalanabilir miyim? Şeklinde olan sorularda da evet faydalanabilirsiniz. Onunla ilgili bir örnek yaptık. Buradaki sözleşmeler 3 yıllığına... E, imzalandığını varsayarsak 3 yılı da 12 ayla çarptığımız takdirde 36 aya tekabül ediyor. 2023 yılında bir emeklimiz promosyon sözleşmesi imzalamış ve de 6000 liralık bir promosyon rakamını almış. Bunu 36 aya yani 3 yıla böldüğümüz zaman 166 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. E, burada 2023'te ise bunu 3 yıllığına imzaladığını düşünürsek dolayısıyla 2023, 24 ve 25'i kapsayacak. Ee, sözleşmesinin bitimine de halen 2 sene yani 24 ayı kaldıysa buradaki 166 TL ile 24 ayı çarptığımız takdirde 3984 liralık e, promosyon rakamını gerisin geri emeklimiz ilgili bankaya iade ederse burada cayma hakkını kullanaraktan sözleşmeyi pes etmiş olacak. Hı hı. Devamında da ya özel banka ya da kamu bankasına giderekten yeni promosyon anlaşması yaptığı takdirde yeni rakamlar üzerinden bunu almaya hak kazanacak. Peki devamındaki destekleri de tabii ki aktaracağız. Emekliler için ne oluyor, neler düşünülüyor? Evet. Biraz bu tarafı konuşalım. Hem zamlarla ilgili hem verilebilecek desteklerle ilgili yine sizin ifade edecekleriniz olacaktır. Promosyon tarafını bitirdiysek tabii ki sorularınız varsa yine alalım. Promosyon için neler yapılmalı, hangi adımlar izlenmeli? Bunları konuştuk. Ödemeler 28'inde başlıyor dedik. Yoksa eklemek istediğiniz bir husus emeklilikle ilgili detaylara geçelim. Aslında çok detayımız var çünkü 16 milyon emeklimiz olunca dolayısıyla da birçok soru da kendiliğinden geliyor. Biz buradan TV yüz ekranlarına sizlerin de vasıtasıyla bazı Destekleri, müjdeleri birlikte değerlendiriyoruz. Şimdi emeklerimize yapılacak olan e, emekli kartı adı altında 8 kalemde e, yeni desteklerin gelinmesi planlanıyor. Bununla ilgili belediye hizmetlerinde yani su faturası ve toplu taşımada indirim e, düşünülüyor. Enerji desteği var. Bu enerji desteği özellikle Dar gelirli 10 bin TL ve altında maaş alan emeklilerimizle ilgili doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim söz konusu olacak. Ulaşım desteği, tren, uçak gibi şirketlerle özel protokoller yapılaraktan bununla alakalı buradaki biletleri indirimli bir şekilde faydalanılacak Barınma desteği, barınma desteği özellikle büyük şehirde bulunanlara bir ayrıcalık tanınıp, bunun üzerinden kira desteği adı altında verilmesi söz konusu. Finans desteği, finans desteği de banka hizmetleriyle ilgili, bankada işte hepimizin işi düşüyor. Bir EFT bir havale yaptığımız zaman orada komisyonlar kesiliyor. Bu komisyonların alınmama durumu veya indirimli olma durumu veya emeklimiz bununla ilgili finansla alakalı bir kredi çekeceği zaman buradaki faiz indirimlerinden faydalanma şeklinde birçok detay olabilir. Peki bu bahsettiğiniz zaten bankacılık hizmetlerine ilişkin destekler banka promosyonu aldığı emekli maaşının yaptığı bankada da sunulmuyor mu? Bazılarında sunuluyor bazılarında sunulmuyor. Bununla ilgili bazı bankalarda işte 10 bin lira en yüksek ikramiye promosyon ikramiyesi deniyor. Hmm. Ama bununla ilgili siz çip para veya hediye kartı tarzında veya iki adet faturanı getirsen 2000 lira ekstradan öderim diyor. Veya kredi kartı bizden alıp farklı ürünleri tercih edersen 1500 lira veririm diyor. Her bankanın kendi içerisinde farklı farklı anlaşmaları ve farklı farklı sunduğu ürünler oluyor. Ha burada emeklimizin yapması gereken bankaları tek tek detaylandırmak, bilgiye ulaşmak çok kolay artık internet elinizin altında, cep telefonunda akıllı telefonlar vasıtasıyla veya bankaya giderekten veya telefon soraraktan bütün detaylara ulaşma imkanları olabilecek. Peki hangi bankalar daha emekli için ön plana çıkıyor bu hizmetlerde? Kamu bankaları mı, özel bankalar mı daha fazla tercih edilecek noktada? Şimdi her bankanın kendi içerisinde farklı Ürün pazarlamaları olduğundan Hı -hı. dolayı burada isim isimle zikretmek biraz yanlış da e, olacaktır. Tabii kamu ya da özel diye. Tabii kendi içerisinde da. farklılıklar var. İşte mesela kamu bankalarındaki e, ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi veya mortgage kredisi buna benzer kredilerin faiz oranları her zaman düşüktür. Hı -hı. Ha özel bankalara bakıldığı takdirde özel bankalarında kendi içerisindeki prosedürleri biraz daha esnektir. Ha Kamu bankaları biraz daha inceleyip sık dokuyor ama bu konuda bakıldığı zaman her bankanın kendi içerisinde farklı farklı ürün gamında detaylar mevcut. Peki. Yine e, baktığımız zaman buradaki 8 tane destek vardı. E, bunlardan en farklı olanı da e, kamu testlerinde indirim yani tatil desteği. Bence e, en önemlilerinden bir tanesi de bu. Bununla alakalı tatil hepimizin temel bir ihtiyacı. Hem beynen hem fiziken bunu dinlendirmemiz lazım. Ha emeklimiz de bunu senelerce çalıştığından kaynaklı en fazla da onlar hak ediyor. Kamu tesisleri var. Bunlar nelerdir? Belediye tesisleri var. Sosyal güvenlik kurumunun tesisleri var. Polis evleri var. Öğretmen evi, ordu evi, devlet su işleri, devlet demir hı hı. şeklinde birçok misafirhane var. Ha Buradan emekli olmayan emekliler o e, hizmetlerden faydalanabiliyor mu bu tesislerden? Şimdi normal standartlarda siviller de buradan faydalanabiliyor ama Hı -hı. siz kamu görevlisiyseniz Burada özel bir indirim uygulanıyor. Ha Sivillerle kamu görevlisi adına olan rakamsal anlamda bir miktar fazlalık e, var. Ha Bununla ilgili bunlarla alakalı bir düzenleme yapıldığı takdirde otomatik olarak emeklerimiz de bundan faydalanabilir. Nasıl siz eğer e, öğrenciyseniz bir otobüsle toplu taşımaya bindiğiniz zaman indirimli bilet kullanıyorsanız hı hı. aynı detayı e, burada emeklerimiz için de ...verilebilir diyebiliyoruz. Peki refah payı var bir de ki en can alıcı En çok merak olsun. edilen de evet. bu noktada. Burada refah payı taban maaşın artırılması şeklinde gelebilir. Burada emekli maaş zamlarını sizin de bildiğiniz gibi... ...hem Ocak ayında hem Temmuz ayında belirlenen enflasyon... ...Türk tarafından açıklanan enflasyon vasıtasıyla yılda iki defa zamlar... Oluyordu hı hı. Ha, bununla ilgili bir bin liralık seyyane zam bekliyordu emeklilerimiz ama Sayın Cumhurbaşkanı e, içinde bulunduğumuz durum itibariyle e, imkanlar doğrultusunda diğer des yani emeklimizin diğer refah payıyla ilgili olan e, detayları e, bildirildi ama buradaki zam yapılmayacak mı? Tabii ki yapılacak ama onun tarihi bir miktar daha ileriye atılacak. Temmuz zammında ben bunu şahsi olarak tahmin ediyorum. Çünkü Temmuz zammında ne olacak? Orada da hedef enflasyon devreye girecek. Hedef enflasyonu Maliye Bakanlığı Sayın Şimşek %36 olarak belirlendi. Bunun İlk 6 aylık döneminde mayıs ayında %70'lik pik nokta yani en üst noktaya geleceğini biliyoruz. Ama buradaki %70'lik kısım 2023 mayıs ile 2024 mayıs arası. Peki Ocak'la Haziran ayı arasında ne olacak? İşte orada da tahmini olarak %22 ile 26 arasında yani %24 bir TÜFE beklentisi var. Buradaki enflasyonda bize SSK ve de Bağkur emeklisinin emekli maaş farklarının temsil ediyor. Peki memur ve memur emeklisinde ne olacak? Onlarda da toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşmede ilk dönemde %15 sonraki dönemde %10 olduğu için aktüaryal bir hesaplamayla ilk yarı yıl için %18.60'lık bir fark bekleniyor. Taban maaş ne olacak? Taban maaşla dediğimiz geçmiş dönemlerde ülkemizde kök maaş ve taban maaşla Aha. tanıştılar. Burada taban maaşı 7500 liradan 10 bin lira yükseltilmişti. Şu andaki enflasyon verileri doğrultusunda %24 demiştik ama burada TÜFE ile ilgili kök maaşlara %24 uygulandığı zaman 10 bin liranın altında kalan bazı emeklerimiz olacak. Ha bu da demek oluyor ki mutlaka taban maaşa bir müdahale şart olacak. Ne kadar rakam olabilir? Oradaki rakamda buradaki %24'ü baz alırsak 12.500 lirayla 15.000 lira arasında olma ihtimali var. Hı hı. Biraz burayı e, detaylandıralım. Mesela Emin Akbaşoğlu da en son yine açıklamalar yapmıştı. Bu pazar seçim var ve öncesinde takip ettiğimiz bu gündem aslında hangi gerçekleşmeleri beraberinde getirebilir? Yani hangisi daha e, yakın görünüyor? Biraz dilerseniz onu konuşalım. Çünkü bir taraftan asgari ücrete eşitlensin en düşük emekli ma e, maaşı e, aylığı e, söylemleri vardı. Bu e, bu süreçte gerçekleştirilebilir mi? Ne olur? Nasıl ilerlenir? Hangi açıklamaları takip ediyor olacağız? Seçim öncesinde ben e, ekstra bir seyyanen zam beklemiyorum ama seçim sonrasında mecburen matematikte yalan söylemeyeceği için buradaki %24 belirleyici nokta olacaktır. Ve de buradaki rakamlar doğrultusunda mutlaka taban maaşa bir dokunuş. Ama asgari ücret eşitlenmesi gibi değil. Tabii yani e, içinde bulunduğumuz durum itibariyle geçmiş dönemde 11 ili e, buran bir deprem gerçeğimiz var. Ha, ekonomik anlamda enflasyonun yüksek olması ve enflasyonla ilgili sıkı yönetimden dolayı bunlarla alakalı şu an için beklemiyorum ama e, Temmuz maaşı e, belirlenirken emekliye verilen ekstra ikramiye seyyanen zam buna benzer her değişiklik mutlaka meclisten kanunla geçmesi lazım. Dolayısıyla burada taban maaşlar artacağından dolayı bunu da mayıs ya da haziran ayı vasıtasıyla torba yasa vasıtasıyla e, yine meclise geleceğini tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için.